Merhaba sevgili takipçilerimiz. Ahmet Başakçı kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz sevgili takipçilerim? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilik sağlık versin cümlemize. Bizlerden de soracak olursanız çok şükür Rabbime bizler de iyiyiz. Bugün ne yapacağım? Bugün Rize'ye has, Rize'ye özgü enişte lokumu yapacağım. Karadeniz dedin mi, Rize dedin mi, enişte lokumu akla gelir. Meşhurdur enişte lokumumuz, Rize'ye hastır. Kızlarımız evlenip gittiği zaman baba evine geldi mi, enişteye enişte lokumu yapılır. Patenti Rize'ye aittir yani sevgili takipçilerim. Bugün ne zamandır yapmamıştım, bayağı da bir zaman oluyor yapmayalı. Bugün dedim böyle bir enişte lokumu yapayım. Hem de daha önce de söylemiştim. Genelde elimden geldiği kadar Karadeniz yöresine ait yemekleri de tanıtmaya çalışıyorum. Bu da Karadeniz, Rize yani kısacası daha doğrusu Rize'ye ait olan bir lokum. Enişte lokumu. Dedim bunu da sizlerle paylaşmadan geçmeyeyim. Bunu da sizlerle paylaşayım. Elimden geldiği kadar. Ben nasıl şekilde yapıyorsam o tarifte yapmaya çalışacağım. Evet, ne yapıyoruz? Burada iki tane yumurtam var oda sıcaklığını. Dışarıya almıştım oda sıcaklığı ayarında. Şöyle iki yumurtamı kırıyorum içine. Elimi bir yıkayayım. Şimdi bir bardak, saplı bardak şekerim var. Bekleyince içine yumuşadı. Bir kaşıkla içinden çekeyim onu ki yazık olmaz. Havalar soğuk ya. Onun için içinde şey ettik. İki tane yumurtam, bir bardak şekerim, saplı bardaklardan. Şimdi bunu Bismillahirrahmanirrahim şöyle şekeri eriyene kadar mikserimle çekecektim ama baştan vazgeçtim. El çırpıcımla çırpacağım şöyle. Şöyle bir 5 dakika, 4-5 dakika çırpsak yeterli olur. Dediğim gibi Rize'mizin meşhur lokumudur bu enişte lokumu. Enişte gelince enişteye bu lokum mutlaka yapılır. Dur şurada. Yumurtanın içinde bir bazen oluyor ya sıvısında bir karartı. Öyle bir karartı geldi yumurtadan. Onu aldım. Yağımı erittim. Ne kadar yağ koydum? Şöyle yarım paket normal yağ. Hangi markada olursa olsun fark etmez. Yarım paket kadar da tereyağı koydum. Böyle tavama erittim. Hazır hale getirdim. Şimdi onu da şekerimle yumurtalarımın içine alıyorum. Şimdi onlarla birlikte de yumurtam, şekerim, yağım şimdi yine karıştırmaya devam ediyorum. Evet.
oldu. Şöyle gözüküyor mu? Gözüküyor. Şimdi bir bardak yoğurtum var. O da ısısın da yine. Bardağıma koydum. Dışarıda beklettim. Onu da malzememin içine alıyorum. Böyle tüm malzemeyi biraz çırpmaya devam edeceğim yine. Evet. Tüm malzememi böyle çırptım. Şimdi ne yapıyorum? Burada elemiş olduğum unum var. Her zaman söylüyorum, bu tür pastalarda, poğaçalarda, keklerde unumu elekliyorum yani. Eleklemeden yapmıyorum. Şimdi önce biraz alıyorum. Daha sonra tabii aşama aşama. Bir paket kabartma tozum var. Kabartma tozumu da ekliyorum. Şimdi bu aşamadan sonra çırpıcımı alıyorum. Şöyle bunu şu tarafa alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Yoğurmaya başlayalım. Unumuzu yavaş yavaş ekleyeceğiz ki ölçümüzü güzel ayarlayalım. Güzel Rize'mizin, güzel Karadeniz'imizin meşhur enişte lokumu. Evet, unumuzun tamamını koyduk. Tahminim biraz daha lazım bize un. Evet. Dediğim gibi biraz daha una ihtiyacımız var. Şimdi ben biraz daha un hazırlayacağım. Evet sevgili takipçilerim, unumu aldım. Un ilavesi yaptım tekrar. Dediğim gibi unumu yavaş yavaş ekliyoruz ki çok böyle kıvamını iyi ayarlamamız lazım. Çok kuru bir hamur olmayacak. Tabi sulu da olmayacak. Yavaş yavaş eklemeye devam ediyor. Şimdi biraz daha toparlayıp unun şeyimi, malzememi, ondan sonra masama alacağım. Biraz daha toparlayayım. Evet sevgili takipçiler, masama aldım. Şöyle çok güzel bir hamur elde ettim ama birazcık daha yoğuracağım onu tabii. Biraz daha özlesin.
Ama çok güzel oldu. Yani ne zamandır da yapmamıştım ama yine aklıma kaldığı kadarıyla çok da güzel denk geldi yani yine. Abi ne kadar güzel yoğurursanız, hamur özünü güzel alırsa o kadar da güzel olur. Tamamdır zannedersem. Şöyle bir daha yuvarlayayım bir bakayım. Şöyle elime alıp bir bakacağım. Az bir şey daha un serperek yoğurayım. Evet. Kalan unumu şöyle aldım. Kalan unumu da yedirdim. Şimdi tamam sevgili takipçilerim. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi hamurumu şöyle bir 2 4 4 eşit parçaya böldüm. Şöyle bir alayım onları. Ve sırasıyla şimdi tepsimi yağlayacağım. Az bir şey yapacağım. Böyle tepsinin altını yağlayacağım. Bıçağımı alıyorum. Tepsimi yağlıyorum şimdi. Yağladım. Şimdi şöyle şuradan ilk yaptığım parçamı alayım. Şimdi şöyle gözüküyor mu? Evet. Şöyle yuvarlaya yuvarlaya hem öyle şeklini bozmadan kalınlığını, inceliğini ayarlaya ayarlaya şöyle bu kalınlık zannedersem tamamdır sevgili takipçilerim. Evet. Bu kalınlık tamamdır.
Şöyle elimizle şöyle biraz yapalım. Şimdi gözüküyor mu? Evet. Şimdi şu en başını alıyorum. Böyle. Bıçağımı ucundaki hamuru alayım. Şimdi parmağımla şöyle dört parmağımın ölçüsüyle şu şekilde tutuyorum. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Şu şekilde biraz daha da böyle geniş tutuyorum. Dört parmağım genişliğiyle şöyle kesiyorum. Yine aynı. Yani eşit olması şeyiyle yapıyorum yani. Güzel olsun, eşit olsun lokumlarımız. Biri büyük, biri küçük gözükmesin. Şöyle. Evet. En baştaki de oldu gibi. Şimdi ne yapıyoruz? Bu taraftan göstereyim gözüksün. Şimdi bıçağımın ucuyla şöyle desen vereceğim ona. Her iki ucunu. Şöyle iki kere bastırıyorum. İki de diğer ucuna. İki de diğer ucuna. Böyle desen yapıyoruz. Çatalla da yapabilirsiniz. Çatalla da böyle delik delik desen yapabilirsiniz. Şimdi bunları tepsime alıyorum. Şimdi şöyle alayım. Şu şekilde. Biraz aralıklı aralıklı koydum ki kabaracaklar. Diğerlerini de bu şekilde yapmaya devam edeceğim. Lokumlarım hazır. Şöyle bir tepsi yaptım. Şimdi 180 derecede fırınıma lokumlarımı süreceğim sevgili takipçilerimiz. Piştikten sonra da sizlerle görüşelim. Evet. Lokumlarımız oldu. Şimdi fırından çıkaracağım onlar. Bismillahirrahmanirrahim. Çok da güzel oldular. Şöyle. Bunu şöyle yarım dursun. Şöyle tabağıma alıyorum. Altını da bir göstermek istiyorum. Şöyle yakından altını göstereyim. Kamera şöyle koyayım. Görüntü de şık olsun. Evet. Evet sevgili takipçiler. Lokumlarımız şu şekilde. Çok güzel oldu. Kokusunu almanızı isterdim. Harika oldular. Evet sevgili takipçilerim, videomun sonuna geldim. Güzel Karadeniz'imizin, güzel Rize'mize ait olan, patenti Rize'ye ait olan enişte lokumu yaptım, sizlerle paylaştım. İnşallah beğenmişsinizdir sevgili takipçilerim. Kanalımın sonuna kadar, videomun sonuna kadar izlediyseniz, abone de değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Sevgili takipçilerim,
abone ol butonunun hemen yan tarafında bildirim zili var. Eğer bildirim ziliniz açık değilse ona dokunup tüme açmanızı rica ediyorum ki atmış olduğum videolarımdan anında haberdar olursunuz. Bu kardeşinize, bu ablanıza, bu teyzenize her zaman dediğim gibi destek olmanızı rica ediyorum. Buraya kadar sizlerle geldim, sizlerin desteğiyle geldim. Bundan sonra da kanalımızın büyütelim sevgili takipçilerim. Destek vermeye devam edin. Abone değilseniz abone olun sevgili takipçilerim. Bol yorum, bol destek, bol beğeni bekliyorum sizlerden. Hepinize sevgiler, saygılar, selamlar. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.